Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Hiçbir şekilde yapacağınız işlemlerden sorumluluk kabul edilmemektedir. Burada alıp sattığımız herhangi bir hissenin teknik analizini sizlerle paylaşıyor değiliz. Paylaşmış olduğumuz bir hisse senedi uçacak, kaçacak diye bir iddiamız yok. Sadece yükselmeye meyilli hisselere değil, yatay veyahut da negatif seyirli hisseler de burada analiz edildiği için lütfen burada yapmış olduğumuz hisse senetleri, analizin yapmış olduğumuz hisse senetleri için pozitif bir algıya kapılmamanızı sizlerden istiyorum. Kendiniz ölçüp, bilçip, tartarak işlemlerinizi yapınız değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için lütfen katılı farklı kategorilerden aktif hale getirerek buradan istediğiniz parite, istediğiniz kripto para, istediğiniz hisse senedini sorabilirsiniz. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için hemen videonun altındaki açıklama ve referans kimliğimiz üzerinden, açıklama yorum kısmındaki referans kimliğimiz üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Turcas petrolleri sorulmuş. Biz daha önce 1 saatlikte muhteşem bir kırılımı burada yakalamıştık değerli dostlar. Şimdi tekrar 1 saatlik üzerinden gidelim. Daha sonra günlük, haftalık şeklinde de bir değerlendirmeye tabi tutalım. Şöyle grafiğimizi sıfırlayalım. Değerli dostlar, bakınız şuradaki kırılım sonrası güzel bir yükseliş geldi. Teknik olarak şunu söyledik. Bakınız 4.73'lerin altında 2 günlük bir kapanış bizler için önemliydi. Bu seviyede bir sarkma meydana geldi ama tekrar yukarıya doğru bir alım yaktı saatlik bazda. Tüm çizimleri kaldıralım. Ve burada 4 saatlik grafik üzerinden gidelim arkadaşlar. 4 saatlik grafikteki görüntümüz nasıl? Hemen ona bakalım. Önemli bir noktadan dönüş gerçekleşti maalesef. Bu seviyenin üzerine atmamız gerekli değerli dostlar. Bu seviyenin üzerine atmadığımız takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Bakınız tam da böyle işin püf noktası. Bakınız burası değerli dostlar. Şöyle milimetrik bir şekilde neredeyse görüyorsunuz. Bu seviyenin üzerine atmamız bizim için güzel bir fırsata dönüşebilir. Burada artık şu kırılım geldikten sonra bir kar satışı gelebilir mi? Burayı bir bekleyip görmek gerekir arkadaşlar. Aceleci olmamak gerekli şu andan itibaren. Kapanışını şöyle 5.58-5.60 bantları üzerinde bir kapanış görmemiz gerekir arkadaşlar. Teknik olarak bu seviyenin üzerinde gelebilecek bir kapanış bizi çok çok güzel yerlere getirebilir değerli dostlar. Şöyle bir görüntümüzde söz konusu bir trend anlamında burası kullanılabilir. Ama öncelikli olarak artık bu 5.58'in bir şekilde kırılması gerekir arkadaşlar. Evet, önümüzdeki hafta için kritik rakam 5.58 rakamı Turcas petrollerinde değerli dostlar. Videonun sonunda takasına da bakalım. Takas da önemli. İpek, doğal enerji. Evet, şu görüntü pek hoş bir görüntü değil 4 saatlikte. Bakınız. Teknik olarak evet daha önceki çizimlerimiz de geldi ekranımıza ama artık ben bir resetleme yapmak gereği duyuyorum burada arkadaşlar. Çizimleri kaldıralım çünkü çok çok hassas bir bölgedeyiz. Daha şu kısımdan alır isek. Evet değerli dostlar bakınız. Burası oldukça önemli. Yine şu kısmı alıyoruz. Böyle uzatıyoruz. Ve burası
bekleme modu. Bakın şu kesik çizgi bekleme modu. Şimdilik burada bir işimiz yok. Bizim için önemli olan, bakınız, destek 1. Bakınız. Destek 3-4 defa burada test ediliyor arkadaşlar. Bakınız. Şimdi geliyoruz şu kısma. Bizim için gerçekten çok çok önemli kısım. Ki pek bu görüntü hoş bir görüntü değil arkadaşlar. Bakınız. Bu seviyenin kırılması teknik olarak satış. Bakınız geriye çekiliyoruz. Tekrar yukarıya verip bakınız buradan olası geri çekilme bir satış onayı olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktaya kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Pozitif bir görüntünün oluşabilmesi için şöyle ortalama 13.08 hatta 13-10 bantları üzerine değerli dostlar atmamız gerekir. Şu andaki görüntümüz pek hoş durmuyor değerli dostlar. Umarım bir satış onayı olarak karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edin. İpek'te 4 saatlikte maalesef bir satış onayı görüntüsü var. 13-11, 13-12 bu seviyelerin üzerine atmalıyız ki biz tekrar bu kanalın içerisine dahil olup yol alabilelim değerli dostlar. Çok da böyle farklı çizimlere kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar çiziyorum. Oldukça net. Bu bölgenin içerisine dahil olmamız gerekir. Evet. Şöyle bakınız. Bu trendin içerisine dahil olmamız gerekir arkadaşlar. Şu anki görüntü hoş değil. İndikatörlere bakıyoruz. Negatif. Evet. Bekleyip göreceğiz. Takasına da bakalım. Kanaldan maalesef sarkmış durumdayız değerli dostlar. İhlas gayrimenkul. Yani bizim için İhlas gayrimenkul aynı değerli dostlar. Tekniğinde bir değişme yok. Daha önce bu teknik analiz çalışmasını yaptık. Burada bir üçgen formasyonu var. Ve bu formasyon gereği kırılım geldikten sonra 1.95'ler bizim teknik hedefimiz. Tabii piyasadaki o sert düşüş tekrar geri çekildik ama dönüş yaptığımız yer bu kanal trendi arkadaşlar. Tekrar dönüş yaptık. Belki de bir onay hareketini aldık buradan. Şu anda bu kanal içerisinde takip ediyoruz. Bir sıkıntımız yok. Görüntü pozitif. Ne zaman ki bu kanalın dışına taştık belki o zaman sıkıntı hasıl olabilir ama şu anki görüntüde herhangi bir sıkıntıdan bahsedemeyiz değerli dostlar. İhlas gayrimenkul yatırım ortaklığı için tekrar şu destek noktasına da gelebilir. Yani 1.30 bantları falan yani bu noktada ki böyle bir hareket olur ise tabii şuradan tırsmak lazım onu da söyleyelim. Şimdi buradan diyelim tekrar geldik bu destek bölgesine ve aşağı doğru kırıldı. O zaman sol omuz bakın sol omuz bağış. Sağ omuz şeklinde bir hareket oluşur ki şu derinlik kadar da aşağı doğru bir sarkma gelebilir bu şekilde değerli dostlar. Burayı da ihmal etmemek lazım. Bütün olasılıkları değerlendirmek lazım değerli dostlar. Teknik görüntümüz şimdilik bu şekilde olası bir obo formasyonuna da gidebilir. Teknik görüntüde şimdilik bir bozulmamız yok değerli dostlar. Evet burayı da geçtik. Şimdi de takaslarına bakalım. Değerli dostlar önce Türcas petrolleri ile başlıyoruz. Aylık takasına baktığımız zaman 42.32 pozitif bir görüntü. Haftalık takas 39.28 yine pozitif bir görüntü hakim. Şöyle arkadaşlar 18'den itibaren bakalım. 28'e 30 kısmen negatif. 21.01 29.01'e bakalım. Kısmen pozitif. Ki haftalıkta yine pozitifti. Şöyle 19'dan itibaren bakalım. Evet kısmen pozitif. 20'si. Pozitif görüntü devam ediyor. 21'inden itibaren. Evet. Kısmen pozitif bir havayla devam ediyor değerli dostlar. İpek doğal enerjiye bakalım şimdi de. Aylık takas 34.44. Değerli dostlar aylıkta satıcıların toplu alıcıların dağınık olduğunu görüyoruz. Haftalıkta maalesef satıcılar ki Deutsche Bank ilk sırada
1.881 lotla Citibank Yapı Kredi, bakınız toplu satıcıyı görüyoruz. Haftalık takası da negatif değerli dostlar. İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hemen İhlas Gayrimenkul. Aylık takas 38-30 kısmen pozitif. Haftalık takas 14-40. Evet, haftalık takasta negatif bir görüntü var. Ayın 20'sinden itibaren bakalım. Evet, görüntü maalesef negatif. Şöyle 26'sından itibaren negatif. Yani farklı zaman aralıklarında bakıyorum ki değerli dostlar. Şöyle son günlerdeki görüntüne. Evet, 28.01. Şunu 27 yapalım. Evet, çok hızlı maalesef seyir değiştiriyor. Son 2-3 günde bir alıcı, bir satıcı baskın. Ama genel görüntüde değerli dostlar, aylıkta kısmen pozitif, haftalıkta negatif bir görüntü hakim İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Değerli dostlar, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda yine BIST 30 hisselerinden ikinci partiyi sizlere sunacağım. Saatlik bazda değerli dostlar. Şöyle bir geçiş yapacağız. Nedir, ne değildir? Burada önemli desteği, direnci, destek hattı kırılmış mı, kanal trendi bozulmuş mu saatlikte, bunu görmek adına bu videoyu paylaşıyorum. Yoksa uzun uzadıya bir teknik analiz çalışması yapacağımı iddia etmiyorum bu analiz çalışmalarında. Şöyle saatlik bazda önemli destekleri, dirençleri bir inceleyelim. BIST 30 hisselerinde dün, daha doğrusu bugün saat 10 itibariyle bir video paylaşmıştım. BIST 30'daki ilk 10 hisseyi bu videodan sonra diğer 10 hisse ve diğer 10 hisse şeklinde iki ayrı videoda da BIST 30'un saatlik teknik grafiğini sizlerle paylaşmış olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.